Star Trek. Evet döndük. Minik bir ara Cyberpunk'lar falan filan derken geldik. Tabii sen artık internet stream ünlüsü oldun kardeşim. Bulamıyorsun. Geyinler nereden gel? de ben Star Trek Next Generation'ı. Geyine <gayınlar> bir Star Trek çakması yap yapalım ya. Türkiye kaliteli dizi yiyoruz. <gayınlar> yani akıncı gibi olacaksa olmaması da okey abi yani. <gayınlar> <laughs> ya zaten Barış Starter'in görsel gücünden çok anlatım gücü önemli ya. Hani daha zor aslında. Yazmak da daha zor da. Tabii. Neyse. Yani yazar falan bulman lazım ki Türkiye'de az bulunuyor. Öte yandan Akıncı biliyorsun Türk süper kahraman olarak full teröristlerle mücadele ediyor. Yani hiçbir Tabii. <laughs> atadavara hiçbir şeye faydası yok. Herifin full teröristle mücadele ediyor. Tam da bugün işte High Ground bölümünde terörizm yine konumuz. Evet. Star Trek ve terörizm konulu bir bölümümüz var böyle. Yine yine kaçamadığımız bir konu ama güzel yönlerden inceliyor Star Trek bunu ve High Ground bölümü bugün konuşacağımız bölüm. Yani 3. sezon 12. bölümü. Aslında çok bir özet yok bölümün. Özetle Rusya, Rutya ya da 4 gezegenine bir medical supply götürecekler. Tam götürüyorlar. Orada bir kargaşa çıkıyor. Bir protesto oluyor. Bir patlama, bir çatlama derken da ne oluyor falan derken bizim ve Doktor Crusher alıyorlar. Ondan sonra olaylar gelişiyor. E, ya temelinde aslında e, bu son önceki bölümlerde de birkaç bölümde bu konu işlenmişti. Bütün evren içerisinde hem belli e, gezegenlerde de belli sistemler içerisindeki özgürlük arayışını anlatan bir temayı işliyordu hala Star Trek. Burada da artık onun sonu gibi o temaların sonu gibi bu ardarda arda gelen bölümlerde. Ya bu sistemi sevdim çünkü şunu sorgulaması güzel Star Trek'in abi. Koca bir evrenden bahsediyoruz. Bir yandan insanlığın işte Romulanlara karşı, daha önce Klingonlara karşı bir ton özgürlük mücadelesi olmuş. Bunları bir şekilde bitirmiş ya da hala uğraştığı durumlar var. Bir yandan da artık daha küçük insanlık kadar büyük ya da diğer ırklar kadar büyük olmayan daha küçük özgürlük peşinde olan, baskılanan, dışlanan ırkların ya da işte toplulukların durumlarını çözmeye çalışıyorlar. Çok da aslında ilginç bir ikilem. O yüzden bu bölümleri ben ayrıca bir sevdim. Yani şimdi hemen insanların aklına tabii Türkiye'nin yaşadığı sorunlar geliyor da biraz daha büyük bakabiliriz olaya. Yani bölgesel mahalleden başlayıp da dışlanandan dünyalara kadar dışlanan seviyeye giden bir durum var. Ya High Ground aslında bundan önce bir böyle bir aslında şey var. Star Trek ve Gerçek dünya filan bağlamındaki böyle bölümler arasında bu da tekrar uzaya dönmeden aslında son bölümümüz gibi bir şey. Evet. Bundan önce biliyorsun işte süper asker olarak eğitilen ama hakları verilmeyip tutsak tutulan adamları ziyaret ettik. Aynen. Ee, önceki sezonlardan bir tanesinde diğer gezegendeki halkı kontrol etmek için uyuşturucu üreten ve uyuşturucu bağımlısı olan bağımlı bağımlılığından memnun Hı, evet, üreten evet, üretmesinden tamam. memnun. Öyle bir ikilem arasında kaldık. Ee, yani işte bir tanesinde biliyorsun ayrılıkçı bir faction var bir kısmı terörist olmuş Picard teröristleri vurak demiyor neden ayrıldınız öbür taraftan diyor onu çözmeye çalışıyorlar öyle bir bölüm gördük ee, şey ondan sonra da zamanda kendini dondurmuş kız lazer atıyordu falan böyle ilginç <laughs> yerleri var <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok ilginç işte Star Trek bilim kurgu da bilim kurgu hep ben şimdi hep bir şey söylerim. Star Trek 3. <laughs> <aynı başı gülüyor> sezon. <gülüyor> <Üçüncü> sezon. <laughs> Oğlum senin açıklamaların bu eskiden Dijitürk'te kısa böyle gezerken minik açıklamalar ha. olurdu böyle. Lazer atan kız 3. Hmm. sezon falan böyle. Tabii. Onun gibi senin açıklamalar. <laughs> Aklımda kaldığı kadarıyla Star Trek anlatıyorum şu anda. <laughs> ya High Ground biraz aslında şöyle. şimdi Tek başına izlediğinde bir tık kör gözüne parmağım. Çünkü böyle birazcık şey yani. Şimdi siz teröristsiniz. Teröristiz tabii ama işte bizde de terör imkanı var bir tek. Doğru söylüyorsun o zaman aslında öyle düşününce. Evet. Kaptan sen ne diyorsun? Bence de tam doğru değil gibi ama terörist bunlar. O zaman hadi uzay gemisini patlatalım falan. Yani böyle biraz şey. Abi bir piyes tadında. Yani çok da böyle şimdi e, çok da böyle derinlemesine falan ele almıyor konuyu. Ama ele alıyor olması bile benim hoşuma gidiyor. E, mesela şey bölümü biraz daha benim için iyiydi. Ayrılıkçı grup sonradan yağmacıya dönüşmüş. Ana gezegende tekrar birleşseler keşke. Orada masaya oturuyorlar. Yasalar şöyle olsun. Bize tarla verin. Biz çiftçi biz ne yapacağız tarlayı falan. Hani böyle daha o bu işin arkası kalabalık falan gibi bir hikaye vardı orada. Burada burada biraz öyle değil. Burada biraz böyle hafif bir karizmatik lider. Hani anladın mı? İşte iyi birisiyim ben aslında. Ayağa çekmeye çalışıyor. Öte yandan çok da iyi birisi değil. Hı, hı. Ee, ama işte adamın doğru söylediği bir takım noktalar da var. Yani işte orada biraz Birleşmiş Milletler'e falan aslında bir saplama var. Bakın hani biz teröristiz diyorsunuz ama biz ezilen bir halkız aslında. Siz legal gördüğünüz hükümetle pazarlık yapıyorsunuz. Onlar onu bizi ezmek için kullanıyorlar. O zaman işte siz faşizmin aslında uşağı almıyor musunuz falan diyor. Bir anda Picard'a böyle bir soruyla geliyor. Yani şey gibi bir bölüm değil böyle açıkçası. En sonunda Picard kalkıyor ve Arkadaşlar şimdi bakın falan deyip böyle bir Shakespeare <laughs> konuşması yapıyor ve aa filan deyip her şey çözülüyor gibi bir bölüm değil. Biraz muallakta kalıyor yani mutlu sonu da olmayan bir bölüm aslında. Evet karanlık bir sonu. Ama işte terör konusu aslında yani terörün mutlu sonu da yok ki. Yani bir yandan o açıdan da hoşuma gidiyor bu bölüm. Aslında konuyu biraz şeye çekiyor dediğin PS konusu doğru biraz zaten Star Trek bölümlerinin bazılarındaki bu düşüklük anlatım düşüklüğü olabiliyor ona katılıyorum. Ama biraz herhalde bunu da fark edip şeye çekmişler konu. Hani biz biraz daha hassas bir şeyler mi değinsek? İşte hep hmm. çocuklara geliyor ya bir yerde. İşte bir taraf diyor ki bizim evet. askerimiz, polisimiz. E diğer tarafta sen dengini yakalıyoruz. Çocukları falan kelepçeliyorlar işte. Sonda çocuk silah Tabii. çekiyor. Ya yani iki tarafında aslında e, bu işi tarafta çocuk eğitmiş bu arada saldırsın diye Aynen. Falan. Aynen işte. İki tarafta iki tarafı da dağıtıp iki tarafında bu işi sürdürmek istemesi. Ama bunu da bilinçli yapmıyor. Yani tamamen içgüdüsel hale getirmiş olmasının yanlışlarından bahsediyor. Bu çok tuhaf bir durum. Pek bunu biz e, uzaktan anlayamayacağımız bir duruma girmişler aslında. Çünkü şeyi de anlıyorum. Bir anda mesela e, ailem var. E, asker ölüyor ve lan ölüyor yani ne düşüneceksin o anda? Düşünebileceğin hiçbir şey yok. Ölmüş gitmiş. Çıldırıyorsun. Bir yer tarafta biri var. Çocuğu ölmüş. Ya da babası ölmüş. O çocuğa diyor ki bak senin babanı öldürdüler. E şimdi Tabii. hep bu bilinçaltıyla beslene beslene kimse de bunlara demiş ki ya bir, bir durun artık. <laughs> iki tarafa da dememiş yani. İşte burada zaten şeye geliyor ya konu Enterprise ve buradaki daha doğrusu Enterprise insanlık değil mi? Enterprise böyle evrenin vicdanı gibi. İşte her türlü gerginliği, pisliği, zorluğu yaşıyor ama ya bir sakin kalırsak bunu çözebiliriz ya da getiren onlar yani O yüzden get, yani çektiği noktalar güzel. Daha dengeli. Yani bir tarafın gözünden bakmaya çalışmıyor aslında. Daha dengeli tutmaya çalışıyor. Tabii polis kadın da orada bir rolü var sonuçta. Yani terörist lider bana başka çare bırakmadınız falan filan ayağı çekiyor. Bir noktada adama da yani şey açısından hak veriyorsun. Hani Enterprise çekip gittiği zaman hakikaten oranın kolluk kuvvetleri ve bu adam karşılıklı. Hani sen ne yapardın gibi bir soru soracak olsa direnmemek de bir çözüm değil falan gibiye geliyor. Öte yandan polis diyor ben de bu göreve geldiğimden çok empatik bakıyordum aslında bu insanlara niye böyle yapıyoruz filan diyordum. E sonra gözümün önünde çocuklar kendini patlattı. Arkadaşlarım öldü artık sıçarım böyle işin içinde ben herkes her şey bitsin istiyorum falan oluyor böyle. <laughs> Tadı kaçıyor falan. Yani aslında çok ilginç Deep Space Nine bir gün olur da Deep Space Nine'a e vardığımız zaman Deep Space Nine Star Trek'in bu tarz nasıl söyleyeyim kirli. Yani kimsenin ellerinin temiz ayrılamadığı hmm. konularında daha derin giriyor. Vay güzel. Ee, ya çünkü işte bu bölüm biraz da şey açısından ilginç ya. Yani aslında şey bölümüne şu açıdan benziyor. Ee, süper asker eğiten hükümet, süper askerlerle baş başa kalınca, Picard yine onu çözmüyor ya. Hani abi diyor bu sizdedir. Bunu çözün sonra tekrar arayın federasyonu diyor. Hop basıyor gidiyorlar filan. Bir böyle e, iç işleri. Çözmek çözmemek durumunda böyle magical bir şeyle çözmüyor Enterprise. Bunu biraz takdir ediyorum. Yani şey gibi olmuyor. Bir yandan da onu merak ediyorum ama. Yani şöyle bir durum. Enterprise geliyor şimdi aşırı yüksek teknoloji. Uzayda gidiyor herifler anladın mı? Teleport tamam. olanlar. Yoktan madde sentezliyor falan böyle bir anladın mı? bir <laughs> Data var yanında oğlum zaten. Yani artık ha, falan, bir yani, tane yani falan, falan böyle, var. Ya, aşmış herifler gerçekten. Ee, gerçekten o noktada işte senin böyle bir aslında orantısız güçle terörist var tabii ki teröristle hani iyi bir şey değil. Anladın mı? Yani terörle pazarlık edilmez. Teröristtir adam. Canidir, katildir. Yes. Öte yandan girip de bir tarihçesine bakayım desen, terör nasıl ortaya çıkmış dediğinde yüzde %60 ihtimalle terör bazen de ha ama siz de bu insanların anasını <laughs> belli yani, siz de yetmemişsiniz abi falan gibi bir durumda çıkıyor. Yani dünyada da çıkıyor. Enterprise bu bölümde de çıkarabilir baksa. Var işte karşılıklı bir durumlar. İşte o noktada şey merak ediyorum. Şey tercih güzel. Enterprise bunları böyle büyüyle çözmüyor tabiri caizse. büyüden kastım. Kardeşim evet. ne işte sıkıntınız? Abi bize don yetmiyor. Tamam data 50 bin tane don sentezleyin kardeşim. Meydana teleport edin. Vı, 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 vı. Aha çözdük işte. <gülüyor> 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 hani öyle öyle yani böyle bir çözüm de getirebilir bir bölümde bir yazar anladın mı yani çünkü bunu daha önce zamanda... konuşmuştuk hatırladım ışıkla ha, yani. çözüyorlardı yani... yani bazen terör politik sebeplerden doğar ideolojik sebeplerden doğar bazen ne bileyim açlıktan doğar imkansızlıktan doğar buradaki belli ki ideolojik bir durum ve işte aslında adam şunu gösteriyor bir noktada bu doğuşuma gidiyor yani ideolojik bir kavga ideolojik bir savaş ideolojik bir terör durumunda uzaydan gelen adamın teleportasyonu sentezi anladın mı ...şuyu buyu falan çözülmüyor. Sen düşünsel olarak çözmen lazım. Yani ideolojiler demek birleşecek diye denilecek ki tamam hani yeni bir hani işte anladın mı sentez olacak ve yeni bir düşünce tarzı ortaya çıkacak. Açılım mı yapacaksınız artık ne yapacaksınız bilmiyorum. <laughs> Çöz, çözmeniz lazım bu konuyu. Yine aslında Picard Gil, Biraz bu konuyu sonunda böyle bir çocuk silah çektiğinde no more violence falan diyorlar çocuk silahını atıyor falan ama. Evet no more kill. Ama biraz sembolik o yani üç gün sonra başka biri gelip kendini yine teleport edip patlatmayacağını da bir garantisi aşırı yok gibi. Teröristlerin üstünü basarak bitiyorlar sonuçta burayı. Ama biraz böyle havada kalan bir hikaye. Havada kalması da hem doğru hem de bir günde diyorum ki yani bu, bu, bunu da acaba çözmenin bir yöntemi mi yok var mı anladın mı? Uzay çağındayız ya şimdi yani bilmem kaç bölüm önce canı sıkılınca böyle bir dilek tuttu bütün ırkı sildi bir herif vardı hatırlıyor musun? Kevin. Ha, Kevin'du. Kevin. Kevin. galiba. Ha. Evet. Yaşlı, yaşlıydı diyorsun. Evet evet amca. Yani sakin adamın sakin adamın sinir olur derler ya yani böyle bütün ırkı <laughs> amca gibi. sinir oğlum o fena bir şey. Aha. İşte şey çok ilginç geliyor. Şimdi iki bölüm önce herif gidiyor. Benim kafa attı bütün ırkı sildim mi kardeşim falan. Kenan komutan böyle anladın mı? Vay. <laughs> Orada öyle. mesela Picard şey diyordu ya bölümün kapanışında. yani şimdi bu herif soy mu kırmış yoksa bu herif de her şeye kadir hani onu yargılamak bize mi düşer? İçeri bilemedik. tıksak da tehlikeli. <laughs> Tıksan nereye tıkacağım? Yani. Yani anladın mı? Yani bir noktadan sonra güç aşırı güç. Yani uzayda olduğumuz için konuşuyorum. Hani aşırı güç bir yerden sonra ne bileyim ahlaki değerleri de sorguluyor. Bir böyle bir şeyle karşılaşıyorsun bir bu dizide. Sonra bir de gidiyorsun bizim dünyamızdan Yeri geldiğinde ülkemizden, yeri geldiğinde işte bağla katalanlara. Zaten Picard burada İrlandalılar diyor. 2007 yılına kadar İngiltere'de. Evet, o yüzden o kısmı sansürlü yayınlanmış. Abi bir dakika İrlandalı falan ne alaka falana gelmiş konu. <laughs> yani ee, ben ben şunu ne toparlayacağım. En basitinden şunu takdir ediyorum. Star Trek'te çözememiş bu konuyu. Çözmeye de kalkışmamış. Aman abi birbirimizi öldürmesek daha iyi değil mi demiş. Ve konu bir tık kapanmış gibi bir bölüm. İyi ki ele almışlar bu bölümü. Hani kaçmamışlar bazı şeylerden. Abi. Çünkü Amerikan testidir bu. Şey de yapabilirlerdi. İşte oraya teleport olanlar hafif esmer böyle. Vallahu mekber falan diyebilirlerdi. <laughs> yani anladın mı? Böyle <laughs> bir kartta diyebilirdi ki ne diyor bunlar abi verin nazarı bunların köküne. Okey abi çözdük terörü. Falan. Şimdi biliyorsun 9-11 sonrası Amerika'daki bir dizide böyle şeyler beklersin. O vardı ya böyle 24'ler falan Tabii böyle, canım, böyle. Devamlı Müslümanlar gelir patlar orada. Ha. Hiç asla. <laughs> i̇şte hani evet yani 9-11 e, öncesi bir dizi sonuçta bu. Abi işte acaba terörist de insan mıdır? Insandır aslında falan gibi bir soruyu sorup havada bırakmış. Çok da bir yere bağlamak da o da zor. Bilmiyorum ben biraz şey yani bölüm havada ama hani Sungur sen yapsan nasıl yapardın? Konu kolay bir konu değil abi. Yani şey bir konu değil. Uzayla uzay sürerek çözemiyorsun. Hani Q geldi. Abi teröristler ayrı gezegen yarattım. Onları oraya teleport ettim. Hadi bakalım. a çözüldü konu. Ama dünyada bunu yapamıyorsun. İnsani o, bir şey işte o zaman şey da biraz kopuyor. Ha evet yani şeyden de kopmamak lazım işte. Bilim kurgu sonuçta biraz insana ayna tuttuğu zaman güzel deriz ya. Büyüyle çözdüğün zaman da güzel değil. Çözememiş. Burada da yazar da çözememiş. Çözülecek bir şey de değil gibi. Biraz havada kalmış. Kalması da yanlış değil ama havada da kalıyor gerçekten. Zaten aslında konu şuradan herhalde geliyor oraya. Dedin ya yani Enterprise, insanlık ya da diğer ülkeler o kadar büyük ve güçlü ve üstün ki bir tarafta çok küçük aslında. Bunlar gerçekten 300 sene öncesinin sorunları. Yani orada tıkanıp kalmışlar. Ya bu bir biraz işte Prime Directive'den başlayıp buraya gelen bir konu aslında. Yani Picard şimdi çözebilir belki bu konuyu ya da Gerçekten şimdi Q ile kavga etmedin düşün ki Picard'ı bir bölüm sonra Q konuşacağız yine. Yani ki kavga edecekler. Yani bu sefer de dediğin gibi büyüye ve kolaya kaçmak olur. Bu da iki gün sonra sana girer. Bu dünya tarihinde de gördük yani birçok kez. Yani biri güçlünün yanında yer almak da seni kurtarmaz her zaman. Hadi konuyu çöz tamam çözdü iki gün sonra ne olacak? Onlara bir şey olsa insanlığı yıkanlar senin üzerinde belki bu sefer hüküm sürmeye çalışacaklar. Tabi bir yandan da tarih unutuluyor. Picard'ın bunları hatırlatması güzel. Biz hep, hep, bugüne bakıyoruz. Tarih çok seviliyor, çok konuşuluyor ama sömürgelik konuşulmuyor mesela. Yani büyük ülkelerin yaptığı büyük hataların acılarını hala küçük güçsüz ülkeler, insanlar, halklar çekiyor belki bir yerlerde. Onlar da yazılım okusaymış abi. <gülüyor> <Çak>. <gülüyor> Etiyopya yazılım okusaydı. Şak. Tabii kardeşim madencilik falan Allah Allah. Çıkarsaydın kendi taşını. Bulsaydın teknolojini. Yazılımı okusaydın. Karikatür var ya çok hoşuma gidiyor herifi. Böyle kafasını taşla eziyorlar. de yazılımı okusaydın dede. Ölmüş falan. Adam anasını sövüyorlar orada. Neyse. <laughs> Zaten e, en sonunda da şey diyor kadın. E, asker kadın. Adını hatırlayamadım şimdi. Yani hemen öldürüyor ya bir de adamı. Biraz artık yani dizinin sonuna doğru geldim de. E, Tabii Pat diye öldürüyor. Öldürmeyebilir. Yani tutsak da alabilir, sorgulayabilir. Ama diyor ki yani içeri atsaydık e, muhtemelen işte takipçileri gelecekti. Kurtarmaya çalışacaktı. Daha çok şiddet olacaktı. Mükemmel olmayan bir dünya için mükemmel olmayan bir çözüm buldum ve öldürmek daha mantıklı geldi deyip bir açıklama yapıyor. O sırada çocuk geliyor işte. Crusher No More Killing diyor. Çocuk indiriyor ve biz de o bir temsil olarak dediğim gibi o pişti bitiriyoruz evet. ama Hani düşman işgalinden vatan kurtarılıyor tadında orada böyle bir. Aynen. Bir tek orada Riker'ın cümlesi bence hepsinden güzel. Belki de bir çocuğun silah indirmesiyle sona erecek diyor. Bu biraz bana şey gibi geldi hissiyatı. Aslında temiz, masum, saf bir kafanın kararıyla çözülecek bu. Yani çünkü hep biz bir şeyler dolduruyoruz bir de. Yani Tabii iki... abi gelecek nesiller miras almazsa öfkeyi aslında konu çözülüyor. Evet ve bugün dünyada bizim ülkemizde de bazı politikalar, yayınlar bilmem neler hep böyle 300 yıl öncesinin öfkesini, 50 yıl öncesinin öfkesini bugüne taşımaya çalışıyor ya. Evet işte. Bir noktada insanlar aslında unuttukları zaman, yani aslında bu işte galiba adalet hiçbir zaman sağlanamıyor terör içinde. Çünkü işte senin başta verdiğin örnek çok doğru ya. İşte adam asker, terör mermisine kurban gidiyor. Onun ailesine ondan sonra şey diyemezsin yani. Ama abi işte bak terörde evet. falan. Ya, şu anam, babam öldüler, geçer. Öteki de işte sen niye terörist oldun? Ne benim de babamı vurdular asker diyecek. Hadi işte sen dediğin örneğe geldim yanandın mı? Burada adaleti sağlaman yani böyle Viking falan olsak Vikinglerde bir var ya herif böyle atıyor elli altın tamam lan diyor. Işte, <laughs> hani anladın Kamp arası falan da çözebilirsin. Kamp arası uygulaması da bazı kültürlerde yok. O zaman vuruşa vuruşa gidiyorsun işte saçma sapan. Senin dediğin gibi yeni nesil miras almadığı noktada belki de çözülecek. Yani Ryker'ın dediği de ona ona geliyor evet, olabilir yani. Biraz ona geliyor gibi. Güzel bağlıyor. Ryker'ı seviyorum. Dizide yani favori karakterim olmaya doğru gidiyor. Okey. Yani bu bölümün evet yani dediğim gibi biz de burada konuşarak bir çözüm bulamayız. Ama işte bir niyesini nedenini sorgulayan taraf var Enterprise. Bir işte Ryker gibi miras kısmını sorgulayan var. Herkes bir kısmını sorgulayıp aslında ortaya mantıklı açıklamalar koyuyor ve bunların bütününe baktığında belki de bu iş bir aşamada çözülecek. Umarım e, 300 sene sonra biz de gerçekten Star Trek gibi bunları görmüyor oluruz. Var mı Aslında yani aklıma senin? fikir geldi. Geldi evet. geldi. Stellaris falan da oynuyoruz ya bu aralar. Ben Dune da tekrar okuyorum şimdi filmi yaklaşıyor diye. Hı -hı. Bazen evet. bu arada Grand Design'da çok büyük hareketler yaparak böyle konuları çözmeye çalışan hükümdarlar ya da tuhaf projeler falan oluyor ya evrende. Aklıma şu geliyor. Şöyle bir şey yapabilirsin aslında. Terör konusu dünyaya baktığın zaman da her zaman kimlikle alakalı bir şeydir ya. Evet. Yani işte Britanya olmaya çalışmaktadır. Öte yandan İrlandalı'nın ağzına yumruk vurmuştur. Olduğu için yumruk yince bir dakika lan biz İrlandalıyız o zaman deyip İrlanda Direniş Örgütü falan kuruyor ve öyle bir yerlere gidiyor. Benzer durumlar işte sonra Kürt açılımı falanlara geliyor konu. Kimlik üzerinden yumruk yiyince o kimlik şiddete dönüşmeye başlıyor ya aslında bir dünyada. Federasyon işte kendisi iyi bir yapmaz ama şey bir yapıda yapabilirsin. Bu ne gezegeniydi abi? Hangisi? Bir şey gezegeniydi bu. Rutya 4. Rutya 4. Buradakini diyorsun evet. Rutya 4. Şey falan tarzı bir şey yapabilirsin. Mesela bunu federasyon yapmaz ama belki Romulanlar falan yapabilir. Daha böyle çakal bir ırk. Daha çakal bir güç şey yapabilir. İşte siz Rutya 4 müsünüz? Evet. Abi işte terör var bizde aa biz terör olan gezegenleri düz bombalıyoruz abi falan gibi böyle bir şey diyeceksin böyle bir anda. Nasıl ya? Nasıl bombalıyorsunuz ama siz bizden çok güçlüsünüz. Bilmiyorum kardeşim terör varsa biz bombalıyoruz yani. Rutya dörtlülerin hepsi teröristtir diyeceksin böyle bir anda. Bu sefer heriflerde Rutya dörtlü kimliği oluşturacaksın. Yani hani şey gibi düşün anladın mı? A ile B'liler birbirleriyle kapışıyor ya sen bunlara gelip de yok kardeşim bizim gözümüzde hepiniz aynısınız ve siz Rutyalılarsınız deyip Herifleri dövmeye başladığında... Aslında kendi silahlarıyla vuruyorsun biraz ya. Yani. Kendi silahlarıyla yani teröre terörle karşılık bu şimdi iyi bir yöntem değil. Federasyon bunu yapmaz. <laughs> Federasyon minnoş bir yer. Ama Sungurlar İmparatorluğu falan gibi böyle bir çözüm odaklı bir imparatorluk. <laughs> <kestelleri>. Irkçılık <laughs> çözüm ortağımız falan. Ha, yani hani, şey falan gibi böyle. Ha ırkçı mısınız siz? Biz ırkçı ırkları bombalıyoruz abi ya. Yapma ya nasıl... <laughs> Valla bak Rutia Dord'un göbeğinde vuracaksın dört tane hidronyum bombasını. <laughs> 10 bin 20 bin kişi ölecek diyecekler ki Aa, abi işte işte ne bileyim Romulanlar olmaz terörist abi falan. Sonra hemen diyecekler ki abi biz barış geldi bizim ülkemize bize biz hemen barış terörü getirdim. bitirdik. Vallahi terör. Terörü biz bitirdik abi çünkü sizin bombalarınız bizimkilerden daha kalın ve iri falan diyecekler. Sen de böyle diyeceksin ki, tamam gelin şimdi sizi federasyona alıyoruz falan. Yani ne yazık ki böyle bir kafa ama bu sefer de sen terörist yapı oluyorsun. Evet. Ama olmuyor Aman işte. Okay. Dünyada var sen... ya barış getiren ülkeler var biliyorsun. Tabii tabii. Sonra işte sen şey diyorsun ya ne teröristim abi ben demokrasi ve barış getirdim <laughs> falan aya yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> böyle sonra... bir bölümümüz oldu. <laughs> <laughs> 30 sene sonra bir Star Trek daha konuşurken hiçbir şey değişmemiş diye bakacağız. Değil mi böyle? <laughs> evet ya. Yani Neyse evet aklıma bu geldi yani e, bu, bu bu arada şeyle alakalı tuhaf bir durum. E, Dune'da mesela e, bir noktada bir karakter tuhaf bir formül yaratıyor. Foundation'da da var mesela aynı sistemler. Hı -hı. Foundation yani vakıf seri Vakı. vakıf. Bu arada vakıf serisinin yanlış te çevrildiğini fark ettim bir süre önce. Tekrar şimdi bir okumaya giriştim onda dizisi yaklaşıyor diye. Onu ben de bir okuyorum ya yani, şimdi bakacağım. Foundation temellermiş bu arada ha yani. Hmm. Galaksinin temellerini temellerine atıyor. foundation'da şey bir kültür var. Baştan öyle bir plan yapıyor ki işte insanlığın büyük kümeler halindeki hareketlerinin nereye varacağını öngörüyor ve buna göre bir takım şeyler çıkarıyor. İşte bir nevi şey bulmuşlar. Bir, bir grup bir, bir grup toplumda bütünlük yaratmak istiyorsan işte kimlik yaratıp o kimliğe vurman gerekiyor. O kimliği savunmaya geçtikleri zaman insanlar o kimliği çok benimsiyorlar gibi. Çok bariz bir formül kullanıyorlar. Leto Atreides var mesela Dünyada işte şey yapıyor. İnsan insanlı insanlar var diyor onda. yani uzaylı ırklar yok. İnsanlar ama çok ayrışmışlar artık birbirinden. Herkes kafasına göre bir gezegen olmuş. Herkes kafasına göre bir faction olmuş. Ben bunları birleştirmek mi istiyorum? Evet o zaman en büyük yırtıcı ben olacağım diyor. Böyle bir tarihe geçmiş sözü var herifin Dune aleminde. En büyük yırtıcı oldu dedi de mahvediyor ama. Gezegen bombalıyor. Yani total soy kırmıyor ama 50 bin kişi öldürttürüyor. 100 bin kişi öldürttürüyor. Sungurlar diye de şey diyor. yani. <laughs> Millet, evet. Yani Leto Atreides böyle inanılmaz zalim birisi olarak anılıyor. Öte yandan herifin zalimliği yüzünden insan federasyonu kuruluyor ve herkes bir arada çalışmaya başlıyor. Çünkü başka türlü yenemeyeceklerini falan fark ediyorlar. Federasyonu kurduktan kısa bir süre sonra da aa e, bitiyor herif falan. Anladın mı? E, çünkü planı oymuş falana geliyor bu sefer konu. Foundation'da da var böyle şeyler. Grand Design senaryolarında bunları yapıyorlar bazen. Bazı bilim kurgu yazarları düşünüyor böyle şeyleri. Öte yandan işte Star Trek gibi bir dizide Picard'ın şey demesi biraz ters olur. Bunlar terörist mi? Evet. Bombalayın falan. Adım. Yok. Hani... Yani. <laughs> Aman abi dur ne yaptın? Işte. Yapıya ters. Keman çalıyordun üç gün, dört gün önce şeyde. <laughs> abi önceki bölümde bir anladın mı? Keman çalıyor falan böyle ata geliyor diyor. Ata biniyor keman işte, çalıyor falan. Paganini'nin bilmem nesiyle Magani'nin bilmem nesini ederek sanat çıkartmışsınız efendim falan. O sırada böyle soy kuruyorlar falan. Olacak iş değil yani. Yapıya uymuyor ya. Yok hiç uymuyor Yok. Yani. Fe federasyon tarzı değil bu yani. O zaman şu Foundation'la şeyi ben de bitireyim de. Ben de bakınıyordum onlara uzun zamandır. Bir de onları konuşuruz. Güzel olur. Foundation hemen bitmeyebilir abi. Biraz uzun bir seri. Ya ilk kitaplarını okuruz. Yani kötü konuşuruz. Evet evet tabii. O, tamam o zaman bu bölümü geçiyorum. Var mı ekleyeceğim başka bir şey? Yo yani Star Trek'e teşekkür ediyoruz böyle konulara değindiği için. Yoksa uzaydaki amiplerle de savaşabiliyorlar istedikleri zaman. Hani Tabii. E, bugün de amiplerle savaşmayalım. Terör konusuna değinelim demişler. İyi etmişler. Hayatımızda yeterince amip var zaten demiştir onlar. Dıdımtıs. <laughs> 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 o zaman bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Bir sonraki bölüm. Episode 13 Deja Q. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.